Adana'da topraktan toprağa biyobozunur atık yönetimi projesi kapsamında hal ve pazar yerlerinden toplanan atık sebze ve meyveler organik gübreye dönüştürülüyor. Adana Valiliği'nin desteğiyle kentte bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde toplanan sebze ve meyve atıkları da toplanarak Güreğir Belediyesi kompost serim alanına götürüldü. Burada ayrıştırılan atıklar organik gübreye dönüştürüldükten sonra çiftçilere bedelsiz olarak dağıtılacak. Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpelikan, atık üretmenin bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösterdiğini belirterek, projenin doğaya verilecek zararın önlenmesi açısından önemli olduğunu kaydetti. Çok özel çalışacağım bu konuyla ilgili. Hepinizin önünde söz veriyorum buna. Şimdi bana göre atık üretmemek, yani sıfır atık olayı bir ülkenin gelişmişlik göstergesidir. Yani her alanda işte sebze, meyve, ondan sonra plastik. Doğaya saygılı olmak, doğayla dost olmak ve bunun sonuçta kazananı da biz olacağız. Sonuçta bunların hepsi bize geri dönüşecek. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Koca İspir ise projenin çok önemli olduğundan bahsetti. Doğrusunu isterseniz sıfır atık aslında israfın önlenmesi noktasında tüm dünyada gündemde olan bir konu. Son zamanlarda özellikle Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Emine Erdoğan hanımefendinin de teşvik ve motivasyonu ile hepimiz sıfır atık konusunda hakikaten üst düzey bir bilince sahibiz artık. Ebru Hanım bize bu konuyu ilettiğinde ve Sayın Valimizin, Süleyman Elbem Valimizin, tüm belediye başkanlarımızın, tüm belediyelerin, tüm sivil toplum örgütlerinin meseleyi sahiplenmesiyle artık Adana'da biz sıfır atık konusunda hakikaten çok motive olmuş durumdayız. Üst düzey bir gayret gösteriyoruz. Konuşmaların ardından alanda serili bulunan tarımsal atıklar özel bir makineyle ayrıştırılarak komposta dönüştürüldü.